1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese selamlar, sevgiler. Değerli takipçilerimiz, hastalarımız ve hasta yakınlarımız, Avrasya ailesi çalışanları, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün kalp sağlığınız için bir araya geldik. Bu bilgiler kaçmaz. Sizler de canlı yayınımızda, sayfanızda paylaşarak sevdiklerinize bu bilgileri aktarabilirsiniz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin iki önemli ismi yanımda. Kalp ve damar cerrahi uzmanı, aynı zamanda hastanemizin başhekimi Profesör Doktor Ali Rıza Cenay ve kardiyoloji uzmanımız
Doçent Doktor Habib Çil yayınımızda. Hoş geldiniz diyorum öncelikle değerli hocalarıma sizlerin huzurunda. Avrasya Hastanesi kalbiniz için, kalp sağlığınız için her türlü cerrahi müdahale, girişimsel müdahale ve açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği ameliyathaneleri, anjiyo ünitesi, 9 yataklı koroner ve 5 yataklı KVC yoğun bakım ünitleriyle, ileri teknolojik cihazları ile hastalarının her daim hizmetinde. Kalp hastalıklarının, kalp krizlerinin gecesi gündüzü yok. Her an hepimiz bu korkuları yaşayabiliriz. 7/24 hastanemizde sizler için kalp hastalıkları branşımıza hizmetteyiz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle hareket eden Avrasya Hastanesi, insanın yaşam temeli olan organı kalbine de gerekli önemi ve hassasiyeti göstererek bu alanda sürekli yenilikleri takip etti. Gerekli ekip, altyapı ve donanıma özen gösterdi. Ekip ruhu, ortak kararlar ve medikal kadronun güçlü birliğiyle şifa yolunda geçen tüm süreçlerde gerek poliklinik, gerek servis, gerek yoğun bakım ünitelerimizde evinizde gibi konforlu ortamda geçen bir süreç yaşatıyoruz hastalarımıza. Doktoruyla, hemşiresiyle, hasta bakıcısıyla hepsi sizin için, sevdikleriniz için, kalbinizin sağlığı için gönlüyle işini yapanların bir araya geldiği bir ekip birliği. İyileşen kalbinizle rahatlıkla nefes almaya başlarken ferah, geniş, konforlu bir odada etrafı yeşilliklerle çevrili deniz manzaralı selamlıyorsunuz günü. Biri gidip biri gelen ilgi dolu hemşireleriniz, sürekli sizi kontrole gelen doktor takipleriniz, temizlik ve hijyen kontrolü içinde süreci tamamlıyor, telaşla geldiğiniz bu kapıdan korkularınızı aşmış bir şekilde şifa ile taburcu oluyorsunuz. Bununla bitmiyor. Telefonda her an doktorlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Zaten bundan sonrası onlar tarafından sürekli kontrol ve takip altında geçen bir süreç oluyor sizin için. Avrasya Hastanesi'nin 2013 yılından beri başarıyla işleyiş gösteren, faaliyette olan kalp merkezi var. Sağlık Bakanlığı tarafından yatak sayımıza, yoğun bakım yatak sayımıza, poliklinik oda sayımıza, kardiyoloji ve kalp damar cerrahi uzman sayımıza bakılarak genelgeye göre kalp merkezi olarak tescil edildiğimizi daha önce sizlere duyurmuştuk ve yeniden hatırlatmak isteriz. Kalp hastaları hassas bir süreç geçiren hastalar ve biliyoruz ki yaşadıkları korkuları var. Bu süreçte birine güven duymak, bir hastaneye, bir doktora güven duymak onlar için de yakınları için de çok önemli. Burada o korkuları aşıp kendini bize emanet eden yüzlerce hastamız oldu. Kimi uzun, kimi kısa bir süreçten geçiyor. Ama sonuç hiç değişmiyor. Aile gibi olmak cümlesi yaşanıyor her birinde. Burada tedavisi, ameliyatı gerçekleşen eminim ekran başında da birçok takipçimiz var. Hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda kalp ameliyatı olacak olanlar, bize danışın, hastanemize gelin, güvenilir doktorlarımızla tanışıp hizmetlerimizi tanıyın ve önce bize danışın diyelim. Kalp hastaları ya da bu risk altında olanlar diyelim ki ekran başına merak ettiğiniz sorularınızı da yine canlı yayın anında bizlere sorabilirsiniz. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin başarılı kardiyoloji uzmanı, takiplerinin yanı sıra aynı zamanda başarıyla gerçekleştirdiği sayısız girişimsel işlemler, deneyim, tecrübe ve tercih edilirlikte tabii ki tartışılmaz bir isim. Gerek yurt içi gerek yurt dışından birçok hastanın tavsiye ettiği önemli isimlerden biri. Doçent Doktor Habib Çil yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyoruz size tekrardan. Evet hocam, yine kalp hastalıkları ile ilgili birçok panelde bizlerle yer aldınız. İzleyenlerimize evet, önemli bilgiler verdiniz. Biz yine önemli konulardan merak edilenler var. Bunlarla ilgili yine sorularımızı size yönelteceğiz. Hocam, kalp hastalıklarının nedenleri nelerdir? Sık sık birçok mecrada kalp hastalıklarının, daha doğrusu kalp damar hastalıklarının, burada konumuz muhtemelen daha çok koroner damar hastalıkları olduğu için genellikle hipertansiyon, diyabet, sigara, yüksek kolesterol ve aile açısından aile öyküsünün pozitif olması. Aile öyküsünden kastımız
erken yaşta yakın birinci derece akrabalarda kalp hastalığının görülmesi. Yani bu anjiyo girişimi olabilir, stent takılması, kalp krizi, bypass olmuş birisinin bulunması aile öyküsü anlamına geliyor. Elbette sadece birinci derece akrabalarda, diğer akrabalar aile öyküsünü karşılamıyor. Bizim tabii genel seyrine bakmak lazım. Yıllar içerisinde kalp damar hastalıklarının artış trendi ne zaman başladı toplumda, bizim toplumumuzda? Batı ülkelerinde ne zaman başladı, ne zaman durağanlaştı, ne zaman daha iyi hale geldi? Aslında şehir hayatına geçişle başlıyor bu kalp hastalıklarının artış süreci. Bundan 50 sene önce toplum nüfusunun %70'i köylerde, %30'u şehirlerde yaşarken bugün bu oran tamamen tersine dönmüş durumda. Dolayısıyla bunun sonucu olarak yaşam tarzı toplumun çok büyük bir kısmında önemli bir değişikliğe uğradı. Ve bundan 20-30 yıl öncesini düşünürsek, Batı toplumu şehirleşmeyi tam olarak yaşarken aynı zamanda kalp hastalığının da orada zirvede olduğu, bizde ise nispeten kalp hastalığı kültürünün de neredeyse son derece zayıf olduğu, kalp hastalığı sıklığının toplumda çok az görüldüğü, ölümlerin sebepleri arasında kalp hastalığının önemli oranda gerilerde bulunduğu yıllardı. Fakat Türkiye'de tabii yerleşik şehir düzenine toplum daha çok geçtikçe, şehirleşme oranı daha yükseldikçe hareket kapasitesi insanların daha azaldı, beslenme tarzı değişti, doğal ortamdan doğal gıdalara ulaşım daha zor hale geldi ve bunun sonucunda biz Avrupa'nın düşüş trendine girdiği yıllarda biz de tam tersine kalp hastalığı açısından son derece yüksek oranlara ulaşmış olduk ülke olarak. Bu Doğu toplumlarının tümü için geçerli aslında. Dolayısıyla sebepleri sayarken yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi risk faktörleri dediğimiz şeyler de aslında bu bahsettiğimiz toplumun sosyolojik yapısının değişmesinden kaynaklandı. Yani bundan 30 yıl önce toplumdaki yüksek tansiyon hastasının oranı da düşüktü. Evet. Diyabet hastasının oranı da düşüktü. Kolesterol yüksekliğinin oranı da düşüktü. Dolayısıyla bunlar arttıkça kalp hastalığının oranları da arttı. Ölüm nedenleri arasında da birinci sıraya yerleşmiş oldu. Fakat özellikle son 10 yıl için söylemek gerekirse biz de bu hastalıklara karşı ya hem yaptığımız mücadele konusundaki başarımız hem de bilinçlendirme kampanyaları neticesinde hastalarımızın kalp sağlığı konusunda oldukça bilinçli hareket ettiğini, en azından erken uyarılar dikkate aldığını, daha da önemlisi bu uyarılar olmadan önce bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kalp hastalığım olmaması için neler yapmalıyım konusunda ciddi bir bilince ulaştığını en azından belirli bir kesimin görüyoruz. Bugün egzersiz alışkanlığı artık insanlarda en azından belli bir toplumun kesiminde tamamen oturmuş durumda. Yediği gıdalara insanlar daha çok sorgular oldu önceki yıllara göre. Bu önemli bir gelişme. Elbette şu anda bir plato çizmiş durumdayız kalp hastalığı açısından. Artış hızını durdurduk ama henüz düşüşe geçmedik. Dolayısıyla Batı ülkelerinin şu anda sağladığı kalp sağlığı konusundaki ilerlemeyi henüz sağlamış değiliz ama birkaç adım attığımızı söyleyebiliriz bu konuda. Benim kalp hastalıklarının sebeplerine yönelik yapabileceğim özet bu şekilde. 5 tane temel risk faktörlerimiz var ama bu temel risk faktörlerinin oluşma sebebi de aslında genel olarak yaşam tarzı. Yaşam tarzı. Evet, peki hocam, yine birçok kişinin korkulu rüyası kalp kriziyle ilgili yine merak edilenler var. Hocam, kalp krizi nasıl meydana gelir ve yine en çok merak edilenlerden de kalp krizi esnasında neler yapılmalıdır? Öncelikle kalp krizi nasıl meydana gelir onu anlatmak gerekiyor. Kalp damarlarımızda plak dediğimiz hafif, orta, ağır düzeyde darlıklar oluşabiliyor yıllar içerisinde. Bu yaş ve az önce bahsettiğim faktörlere bağlı olarak. Bu plaklar temelde ya damarda darlık oluşturarak hastada bir takım
egzersiz sırasında sinirlenme, ağır yemek, soğuk hava gibi bir takım tetikleyici faktörler neticesinde göğüste sıkışma, kola vuran ağrı, sırtta yine ağrı, mide ağrısını taklit eden yanma şeklinde şikayetlere neden olur. Bu tetiklendiği takdirde ancak oluşan bir şikayet. Biz bu hastalar stabil hastalar diyoruz. Bu hastalar kalp hastasıdır ama kalp krizi geçirmeyen, sadece belirli zorlayıcı durumlarda göğsü ağrıyan hastalarımızdır. Bu aslında bir kalp hastasının teşhis edilmesi gereken en önemli aşamalardan birisi. Evet. Burada söz konusu bir kriz değil, burada bir şikayetten bahsediyoruz. Bu şikayeti hastamız kulak ardı edip dikkate almadığı takdirde bir gün bu plak dediğimiz şey %80 darlık yapan, %90 darlık yapan bu damar bir plak rüptürü dediğimiz o plağın yüzeyini kapsayan kabuğun çatlaması sonucu akabinde bu bölgeye bir pıhtı oturması sonucu damarın bir anda %100 tıkalı hale gelmesiyle de kalp krizi oluşuyor. Bu plaklar tabi %30 darlık oluşturan hiçbir önemi olmayan bir plak da çatlayıp bir saat içerisinde hastayı kalp krizine maruz bırakabilir. %90 darlık içeren bir hastamız yine plak rüptürü sonucu kalp krizine dönüşebilir. Evet. Burada darlığın şiddetinin çok da bir önemi yok. Bir 3 ay önce koroner anjiyografisi yapılmış, herhangi bir sorun görülmemiş, tıkalı damarınız yok, ufak tefek darlıklar var dediğimiz bir hastanın da 3-5 ay sonra plak rüptürü sonrası aslında 1 saat önce tamamen normal olan damarının 1 saat sonra tamamen tıkalı hale gelip büyük bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldığına şahit oluyoruz. Bu yanılgı, şu yanılgıyı engellemek adına açıklıyorum bunu. Hastalar da şöyle ifadeler kullanıyor. Hocam ben halı sahada maç yapıyorum. Günlük 10 kilometre yürüyorum. 5 kat merdiveni rahatlıkla çıkıyorum. Benim herhangi bir sıkıntım yok. Dolayısıyla kalp hastalığı olma ihtimalim yok gibi bir algıya kapılıyorlar. Bu büyük bir yanılgı. Öncelikle biz gizli kalp hastalığı dediğimiz darlık bulunan ama çok şiddetli şikayete neden olmayan damar problemlerini önceden teşhis edebilirsek krizlerin önüne geçebiliyoruz. Bizde 3 ihtimal var. Bir, az önce bahsettiğim stabil hasta. Evet. Yani egzersiz yaptığında göğüs ağrıyor. Dinlenince 5-10 dakikada geçiyor. Aslında hayatını çok da etkilemiyor. Bu birinci hasta grubu. İkinci grup, bir 15-20 dakikalık egzersizle ilgisi olmayan, durup dururken aniden başlayan ama çok da uzun sürmeyen, 20 dakikayı geçmeyen bir göğüs ağrısı. Bu alarm durumudur, erken alarm. Tam olarak bir kriz değil ama az önce bahsettiğim stabil hasta diye ifade ettiğimiz o gruptan da değil. Onlardan daha riskli ama kalp krizinden de biraz daha düşük riskli. İkinci grup bu. Üçüncü grupta ağrının başladığı ve 20 dakikayı geçtiği halde hala devam ettiği hastalar. Bunlar tam olarak acil hastalardır. Bu hastalar günün her saatinde 365 gün 24 saat istisna olmaksızın bekleme hiçbir şekilde yapılmaksızın ambulansın aranması ve acil olarak o damarın açılması gereken hastalar. Ve bizim mümkün olduğunca az görmek istediğimiz hastalar. Çünkü bu hastaların ne yazık ki bir kısmı henüz doktorun veya hastanenin yüzünü görmeden kaybediliyor. Bu hastalar hastaneye ulaşamayabiliyor. Aşağı yukarı bu 3'te 1'lik, 4'te 1'lik bir kısmına tekabül ediyor. Yatağında ölü bulunuyor, uyurken evet. Öldü deniyor. Göğsü ağrıdı, bir anda düştü. Hatta bunların bir kısmı göğsüm ağrıyor deme fırsatı bile bulamadan bazen kaybedilebiliyor ne yazık ki. Bizim onun için bütün hastalardaki amacımız aslında hastaları bu aşamaya getirmemek. Gelirse de mümkün mertebe dakikaların kıymetli olduğu, dolayısıyla ambulansla olabilecek en hızlı şekilde acil servislerimize, oradan da tam teşekküllü bir hastane ise şayet doğrudan koroner anjiyografiye alınıp olabilecek en hızlı şekilde ilgili damarın açılması. Bu o tehlikenin en zirvede olduğu dönem kalp krizidir. Evet. Diğer ortadaki grup, yani 20 dakikaya yakın istirahat
halinde herhangi bir tetikleyici faktör olmaksızın birden başlayan göğüs ağrısı. Burada da çok yanılgı oluyor ve ne yazık ki hastaların teşhisi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Hasta diyor ki 20 dakika oldu ama şimdi geçtik, bir daha tekrarlamaz artık. Evinde istirahatine devam ediyor. Oysa bu birkaç saat içerisinde, belki birkaç gün içerisinde hastayı bir anlamda önce rehavete kapılmasına neden olup arkasından az önce bahsettiğimiz büyük kalp krizi, tam kalp krizi dediğimiz tabloya sokabilir. Bu onun ön habercisi. Dolayısıyla birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Birinci aşama stabil hastalar, sadece egzersizde şikayet olan. İkinci aşama kısa süreli ağrısı olan ama egzersizle ilgisi olmayan, muhtemel birkaç gün içerisinde gerçek anlamda bir kalp krizinin habercisi olan hastalar. Üçüncü grup ise tam olarak kalp krizi geçiren hastalar. Peki hocam, kalp hastalıklarından korunmak için verebileceğimiz ipucu, hani hastalarımıza, izleyenlerimize söyleyeceğiniz önerileriniz neler olur? Özellikle de hangi belirtiyi şu dönemde özellikle ihmal etmesinler yaşadığımız pandemi sürecinde? Şimdi öncelikle belirti olması şart mıdır bir insanın kalbiyle ilgili bir hekime görünmesi için? Az önce bahsettim. %80 darlığı olduğu halde hiçbir şikayeti olmayabiliyor hastalarımız. Hem de en önemli damarında bu tür şikayetler olduğu halde, bu tür darlıklar olduğu halde şikayet olmayabiliyor. Dolayısıyla biz hastaların genel profiline bakarak bir takım yargılarda bulunabiliriz. Aynı yargıları hastalarımız kendileri içinde bulunabilir. Benim ailemde, amcalarımda, anne baba kardeşlerimde kalp hastası var. Evet. 40 yaşını aşmış bir birey. Bayan ise menopoz dönemine girmiş bir bireyim. Yüksek tansiyonum, şeker hastalığım, kolesterolüm veya sigaram var. Bunlardan hepsi olmak zorunda değil elbette. Bir veya ikisi olduğu takdirde hastalarımız genellikle adaydır. Veya bunların hiçbirisi yok. Belirli bir yaşı geçtim. Benim bir kalp doktoruna gitmem gerekir diye düşünmeleri lazım. Her şeyden önce bu. Yani şikayeti olmayan hastaların bir kalp taramasından, kalp değerlendirilmesinden, ben sırf tarama amaçlı insanların koroner anjiyografi yapılması veya sanal anjiyo dediğimiz belli bir radyasyon dozuna maruz kaldıkları testlere girmelerini asla önermiyorum. Ama hekim önerisi dahilinde, hekimin değerlendirilmesi sonucunda bu tür ileri testlerden birine başvurulabilir. Buna karar verecek olan elbette ki ilgili hekimdir. Hastaya düşen şey öncelikle hekime başvurmak. Evet. Şikayeti olanlar için hiç uzatmadan, yani eforla, tok karnına veya soğuk havalarda 5 dakika olsun, 3 dakika olsun, 10 dakika olsun fark etmez, bir göğüs ağrısı tarifleyen hastanın mutlak surette hekime gidip hekimin önerisi doğrultusunda bir takım tetkikler ve özellikle efor testi yaptırarak şikayetinin kalp hastalığından bağlı yoksa başka bir hastalığa bağlı mı olduğunu ortaya çıkarması gerekiyor. Ki bu efor testi hiç şikayet olmayan bir grup hastaya da, bir kısım hastaya da ihtiyaç duyup başvurduğumuz bir testtir. Eğer efor testinde şüpheli bir durum var ise ya doğrudan koroner anjiyografi öneriyoruz ya da hafif bir şüphe varsa o zaman belki diğer operasyon niteliği taşımayan daha basit, daha hastamızı yıpratmayacak, canını acıtmayacak, belki kanlı olmayan bir teste gönderebiliriz. Bu sintigrafi olabilir, bu sanal anjiyo dediğimiz tomografi ile yapılan anjiyografi türü var. Ona yönlendirebiliriz. Bu şekilde bu soru işaretini, bu şüpheyi bir şekilde gidermemiz gerekiyor. Giderebiliriz. Anjiyografinin sonucunda ne olur? Birkaç ihtimal vardır. Birincisi, ilaçlarla idare edilebilecek, herhangi bir müdahaleye, herhangi bir stente, herhangi bir bypass'a ihtiyaç duymayan bir grup hastamız çıkar anjiyografilerin içerisinde. Bu hastalarımıza biz deriz ki kolesterolünüzle ilgili, yüksek tansiyonunuzla ilgili, diyabetinizle ilgili bir takım tedbirler almanız gerekiyor, şu ilaçları kullanmanız gerekiyor. Ama daha önemlisi yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor.
Bu yaşam tarzı nedir? Az önce bahsettiğim şehir hayatının bize bir anlamda dayattığı ama bizim bundan rahatlıkla kaçınma imkanımızın olduğu. Yani bir insanın çok lüks bir sitede, iyi bir spor salonunda spor yapması ya da yürüyüş yapması şart değil. Herkesin kendi imkanlarına göre yürüyüş yapabileceği, temiz hava alabileceği alanlar mevcut. Günlük bir saat civarında, iki günde bir, yine bir saat civarında bir yürüyüşü herkes pekala yapabilir. Zorda kalınca, hastalık iyice kendini belli edince hastalarımızın gayet iyi yaptığını biliyoruz. Zorda kalınca, anjiyografiye maruz kalınca, kalp krizi geçince, bypass olunca gayet güzel sigarayı bıraktıklarını biliyoruz. Evet. Gayet güzel hamur işlerini, karbonhidratları terk edebildiklerini, et tüketimini azaltabildiklerini görüyoruz. Ama ne yazık ki hastalık tam olarak yerleşmeden bu tavsiyelere kolay kolay uymuyorlar hastalarımız. Ali Rıza Hocam bilir. Evet. Bypass yaptıkları hastalar bir kere ilk bir sene sigarayı akıllarına bile getirmezler. Değil mi? Lafı bile geçmez ama ne zaman ki biraz rahata erdiler, göğüsteki o açılan kısım kaynadı, göğüs kemiklerindeki o dikiş izleri ortadan kayboldu. Ufak ufak sigara lafı geçmeye başlar hastalarımıza. Yani bu ne yazık ki işin doğası ama biz bugün sigarayı bıraktığımızda sigaranın faydaları hemen başlamıyor. Kötü olan bu. Elbette ki bugün bırakmalıyız ama bugün bıraktığımız sigaranın etkileri daha 5 yıl belki sürüyor. Evet. Belki 10 yıl sürüyor. Onun için yani bunu bir emeklilik fonuna yapılan yatırım gibi düşünelim. Yaptığımız yürüyüş 10 sene sonra bizi krizden kurtaracak. Bıraktığımız sigara, terk ettiğimiz ya da azalttığımız karbonhidrat, yağlı tüketim bizi 10-15 yıl sonra kurtaracak. 35 yaşındaki bir hastaya bunu anlatırken bunu ileriye dönük bir yatırım olarak anlatmak lazım. Değilse bugün şunu bıraktık, şu şikayetimiz geçecek diye bir şey ne yazık ki yok. Evet, hocamın bu önerileri gerçekten çok önemli ve kıymetli. Lütfen sizler de yakınlarınızla, sevdiklerinizle bu mesajları özellikle paylaşın. Gerçekten kalp hastalıklarından korunmak için önemli ipuçlarını aldık hocamızdan. Evet hocam, son olarak sormak istediğim sorum size. Hastanemizde yine kardiyolojide girişimsel birçok cerrahi işlemler uygulamaktasınız. Bunlardan uyguladıklarınızın öncelikli olarak isimlerinden bahsetmenizi isteyeceğim sizden ve en sık hangisini uygulamaktasınız? Bunlardan bize bir iki tanesinden bahsedin desem. Öncelikle toplumda tabii kalp hastalıkları deyince aklımıza ilk olarak koroner damar hastalıkları geliyor. Evet. Ve bizim yoğunlukla ve çoğunlukla uğraştığımız hasta grubu kalp damarlarında daralma ya da tıkanma olan hastalar. Bunlar elbette bir standart grup var. Yani kolaylıkla koldan veya kasıktan girip işte 15-20 dakikalık bir operasyonla damarını açtığımız hastalar var. Bir de daha kompleks dediğimiz damarı tam tıkanmış, muhtemelen yıllar önce tıkanmış, kireçlenmiş, son derece açılması zor ve komplike hastalar. Bunlara kronik tam tıkalı hastalar diyoruz. Bunlar ne yazık ki önceki yıllarda biraz daha zor tedavi edilen hasta grubuydu. Elimizden çok fazla bir şey gelmediği için sadece ilaç tedavisi ya da uygunsa ameliyata, cerrahiye verdiğimiz hastalardı. Burada önemli gelişmeler olduğu için son 10 yılda bunları açıyoruz ve bunlar bizim zor hasta grubumuzu teşkil ediyor. Yine çatal damar lezyonları dediğimiz damarların bir anlamda kavşak noktalarındaki darlıklar, standart dışı hasta olarak ifade edebiliriz bunları. Bunlara müdahale ediyoruz. Bunlar bizi nispeten standart bir stent ve standart bir anjiyografi işlemine göre daha komplike işler. Bunlara kompleks koroner girişimler diyoruz. Damar girişimi olarak. Bunun dışında elbette damar dediğimiz zaman damar yağlanması ya da damar sertliği dediğimiz şey sadece kalp damarlarımızı tutan bir şey değil ne yazık ki. Bu beynimizin içindeki damarları da etkiliyor. Beynimize giden damarlar, şah damarlarımız da etkiliyor. Ekstremitelerimiz, bacaklarımız, kollarımız, bağırsaklarımız, böbreklerimiz yani vücudumuzun organlarını besleyen tüm damarlarda aynı hastalık aslında mevcut olabiliyor. Biz elbette bir yerinden yakaladığımızda diğer taraflar da gözümüzden kaçmıyor. Evet. Yani koroner anjiyografi yaptık diyelim. Çok damarında problem var. O hastalarımızın şah damarını da kontrol ediyoruz.
veya tam tersine hastamız bir inme geçirmiş, felç geçirmiş, şah damarını kontrol ediyoruz. Orada problem varsa kalp damarına da mutlaka bakıyoruz. Dolayısıyla aynı sistemin, aynı hastalığın sonucu olduğu için bir bölgede problem gördüğümüzde genellikle diğer taraftaki problem de gözümüzden kaçmıyor. Onları tespit ediyoruz. Ve yoğun bir şekilde son yıllarda periferik damar hastalıkları dediğimiz bu hastalık grubuyla da mücadele ettiğimizi, tedavi ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çoğunlukla hastalarımızın ayağında iyileşmeyen yaralar veya yürürken bacaklardaki kasılma, yanma şeklindeki ağrılar şeklinde bu hastalar şikayet ederler ve bu şikayetle başvururlar bizlere. Dolayısıyla aynen kalpteki gibi yürürken olan göğüs ağrısı bize nasıl kalp krizinin ön belirtisi ise, bize bir uyarıysa, yürürken oluşan bacak ağrısı, evet, bacaktaki yanma, bacaklardaki kasılma, kramplar da aslında ileride hastamızın gangrene gidebilecek bir sürecin başında olduğunu bize gösteriyor. Hastalarımızın bu konuda da uyanık olması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Bunun dışında tabii damar hastalıklarını bir kenara bıraktıktan sonra kalp pili girişimleri, bizim yoğun bir şekilde yaptığımız işlemler. Bunlar nabzın düştüğü hastalarda takılan piller. Bir de şok pili dediğimiz, kalbi son derece zayıf olan, kalbinin aniden durması ve aniden hastanın kaybedilme riskiyle karşı karşıya olan bir hasta grubunda taktığımız şok pili dediğimiz pil türü. Bir de son olarak 3 odacıklı kalp pili dediğimiz, yine kalbi çok zayıf hastalarda kalbin bir anlamda güçlenmesi için taktığımız pil türü var. Bu pilleri hastalarımıza takıyoruz. Onun dışında uğraş alanlarımız elbette kalp yetmezliği hastaları. Bunlar girişimsel tedavi değil, daha çok takiplerimizle, poliklinik takiplerimizle kontrol ettiğimiz hastalarımız. Elbette bazen yoğun bakım ihtiyacı oluyor bu hastaların ve yoğun bakımımızı takip ediyoruz. Birkaç gün yatırıp vücudundaki ödemlerle akciğerindeki sıkışmayı düzeltip ondan sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz ve kontrolüne devam ediyoruz. Genellikle bizim hizmet kalp hastalıklarına yönelik yaptığımız iş mutlaka kontrol ve takip gerektiren işler. Yani sadece bir hani apendektomi gibi apandisini aldık, bu hastanın apandisiyle ilgili hiçbir sorunu kalmaz ve bir daha kontrolü yoktur. Bizim hastalıklarımız böyle değil ne yazık ki. Dolayısıyla hastalarımızın poliklinik kademesinde iyi takip edilmesi o hastaların yoğun bakıma veya anjiyografiye daha az düşmesini sağlayan bir unsurdur. Dolayısıyla takip bizim hastalarımızın olmazsa olmaz şartıdır. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgilerden dolayı. Gerçekten bu anlattığınız işlemleri de özellikle yine kardiyologlar arasında yapan sayılı hekimlerden hocam. Ve iyi ki bizimle Avrasya Hastanesi'nde ve burada da bunun için gerekli olan yine dediğimiz gibi tüm altyapı, ekip ve donanıma sahibiz. Yine Avrasya Hastanesi yönetimine de tüm bu imkanları sunduğu için, kalp sağlığına verdiği önemi hem medikal kadro seçiminde hem hemşire, gerekli olan tüm alanlarla ilgili yeniliklerle takip etmekte gerçekten önemli bir değer. Evet. Bir araya girip bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Şimdi kardiyoloji tabii bu işleri yaparken az önce ekip ruhu dediniz. Evet. Biz bu işleri rahat bir şekilde yapmamız aslında arka planda bizim olası sıkıntılarda acil müdahale edebilecek bir ekibe sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Evet. Mesela cerrahi backup dediğim, cerrahi destek olmadığı takdirde biz bazı işlemleri yapmıyoruz. Hı hı. Yani hastamızın ihtiyacı olsa bile, acil değilse tablo, evet, biz o hastaları erteliyoruz. Diyelim ki cerrahlarımız o sırada ameliyattalar. Evet. Diyelim ki cerrahlarımız o gün başka bir programdalar, hı, toplantıdalar vesaire. O tür durumlarda biz hastalarımızı bekletiyoruz, hı, ve cerrahi ekibin hazır olduğu anı bekleyip o şekilde müdahale ediyoruz. Aksi takdirde bu işlemler tedbirsiz bir şekilde yapılmış olur ki bu bütün ekibin işidir. Herhangi bir sorun çıktığında bizim devreye girmemiz, onlarda bir sorun çıktığında bizim bir sorun yaşamamız halinde kalp cerrahisinin hazır gıda bekliyor olması çok önemli. Dolayısıyla kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi tek bir birim ve birisi olmadan diğerine yazık ki işini yapamıyor. Evet, gerçekten.
gerçekten ekip birliği burada her zaman en önlerde yer alıyor. Yine hocalarımızın ikisi burada, diğer hocalarımız var yine şu an işlemde olanlar. Bu konuda birçok tecrübeli hemşirelerimiz var. Hepsine de buradan selamlarımızı iletelim. Evet, kalp ameliyatlarının başarılı ismi sadece İstanbul değil, Türkiye'nin birçok yerinden hatta yurt dışından gelen hastaları var. Aynı zamanda hastanemizin de başhekimi, kalp ve damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cener. Yine yanımızda bahsetmiştik. Tekrardan hoş geldiniz diyorum hocam sizlere. Evet hocam, yine size sormak istediğimiz merak edilenlerden birçok bypass ameliyatı gerçekleştiriyorsunuz. Gün içinde belki birkaç tane. Bypass ameliyatından hocam bize kısaca bahseder misiniz? Evet, yani bypass ameliyatı hakikaten en çok yaptığımız ameliyat grubu. Ameliyatlarımızın yaklaşık %80'ini bypass ameliyatları oluşturuyor. Ya bypass ameliyatları işte dünyada yaklaşık 50 yıldır yapılıyor. Aslında yeni bir cerrahi. Yani mesela 70 yıl önce de 80 yıl önce bu ameliyatlar yoktu. Koroner anjiyografinin özellikle işte yapılmasından, bulunmasından sonra işte bypass ameliyatları da yapılmaya başlandı. Ben ilk cerrahiye başladığım yıllar diyordum herhalde bypass ameliyatları işte 20 yıl önce başladığım zaman 25 yıl geçti. Dedim herhalde kalp cerrahisi biter diye düşünüyorduk ama bitmiyor. Hatta hala yine aynı şiddetle yapılıyor. Tabii stent, yani kardiyolog arkadaşlarımızdaki bu son yıllarda bu stent teknolojisindeki gelişmeler tabii bir miktar bizim bypass ameliyat sayılarını azalttı. Arkadaşlar çok daha başarılı bir şekilde yapıyorlar bu stent girişimlerini. Ama yine de bypass ameliyatları hala önemini koruyor ve hala da sık yapıyoruz. Peki hocam, bypass ameliyatı olduktan sonra bir daha aynı sorunları yaşamam, kalp krizi geçirmem gibi bir algı da olabiliyor. Sizce bu yani, hocam buna çok iyi değindi. Takip süreci bitti. Evet. Yani apandisit gibi yaptık bittik değil. Kalp damar hastalığı, yani koroner arter hastalığı olsun, istersen periferik arter hastalığı olsun. Bu aterosklerozis, bu damar sertliğinin sebebi şimdi birkaç faktör var biliyorsunuz. Çevresel faktörler, genetik faktörler var. Ve bu olay bitmiyor. Yani devamlı ilerleyen bir hastalık. Yani biz bypass yaptık, her şey oldu bitti. Öyle bir şey yok. Bu ameliyatlardan sonra da yaptığımız bypasslar tıkanabiliyor. Yapmadıklarımız daha önce normal olan ya da az kritik olan damarlar yıllar içerisinde tekrar daralabiliyor. Onun için ondan sonraki süreç belki çok daha önemli. Takip ve kontroller. Çok çok önemli. Habib hocam demin saydı işte sigara içimi, işte tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, obezite, hareketsizlik, stresli hayat falan. İşte şehir hayatı dedi, çok güzel değindi o konuya. Hakikaten bu eğer süreçleri biz kontrol edemezsek, bunları kontrol altına alamazsak bypass da bir yere kadar iş görüyor. Ondan sonra onlar da maalesef tıkanabiliyor ve hastalarımız eğer kendilerine iyi bakmazlarsa mesela 15 yıl içerisinde belki tıkanacak bir damar bakıyorsun 5 yılda tıkanıyor. Ya da tam tersi çok kendilerine iyi bakarlar ise işte sigarayı bıraktılar, işte kilo verdiler, düzenli egzersiz yaptılar, beslenmelerine dikkat ettiler, tansiyonlarını kontrol altına aldılar, şekerini kontrol altına aldılar. Bu kişilere bakıyorsunuz, ben mesela çok işte bu işin içinde 20-30 yıldır bu işin içindeyiz. Bu kendine çok iyi bakan kişiler bakıyorsun 20 yıl sonra, 15 yıl sonra hiç böyle çok hala sağlıklı hayatlarını sürdürüyorlar. Çok şükür. Sizin de bu ameliyatı gerçekleştirdiğiniz birçok hastamız var. Kontrollerini ihmal etmeden sürekli takiplerine gelen. Zaten kontrolleri ihmal diye bir şey yok zaten. Evet, çok önemli. Bypass yaptığımız zaman hastayla artık akraba oluyoruz. hastalar muhakkak hem telefonla olsun işte ya da kontrollere gelme olsun devamlı iletişim halinde oluyoruz. En ufak şikayetlerinde bize gelebiliyorlar. Tekrar kontrol ediyoruz. Gerekirse tekrar anjiyolarını yapıyoruz. Gerekirse tekrar ameliyatlarını yapıyoruz. Gerekirse stent tekrar girişimleri gerekebiliyor. Ama çok sıkı bir işbirliği gerektiriyor tabii. Evet. Hocam sigara içimi yine önemli bir etken demiştik. Peki kişi içmiyor ama yakınındaki aynı odada bulunduğu, aynı ortamda bulunduğu insanlardan kaçmalı mı? Tabii ki. Yani. Pasif içkinliğinde normal içki kadar etkili olduğu gösterildi artık. O kanıtlandı.
Ama zaten artık günümüzde yani pasifikçiliğe maruz kalma olayları biraz azaldı. Evet. Yani bundan mesela 15-20 yıl önceki gibi değil. Ben hatırlıyorum 15-20 yıl önce biz otobüse binerdin işte memlekete gideceksin, herkes yakıyor sigara, önündeki içi arkaya geliyor ya da herkes evde içiyordu. Evet. İşte en azından o bir kültür oluştu. Evet. Yani o aslında bir iyi bir şey. Artık böyle kapalı yerlerde içme oranları çok azaldı. Evde bile içmiyor, işte içerse bile gidiyor balkonda içiyor. Evet. Yani daha arada evde içen kişi bilmiyorum, görmüyorum gibi bir şey. Evet. Ama yine de yakınlarında içmek bile, yakınında içilmesi bile zarar doğru verebilir. Onun için mümkün olduğu kadar tabii pasifçilikten kurtulmak lazım. Bunu da buradan duyurmak istedik. Çünkü bu tarz hastaların yanında belki bu bilince sahip olamayabilir, yanında sigara içenler yani, olabiliyor. Yani cinayet yani. Dikkat kişinin etmek gerekir. Içmek, hem kendine zarar verdiğin gibi... Doğru, kişi içmediğini, kendini koruduğunu zannederken sevdikleri, yakınları... Ama yani hakikaten bu konuda dünyada ve Türkiye'de özellikle bir bilinç oluştu, bir dikkat ve farkındalık oluştu. O memnuniyet verici bir şey ama maalesef sigara içimi hala yani Avrupa'da yani belki ilk sırada olabiliriz maalesef. Evet. Kötü bir gidişat var ve onu da hala maalesef engellemiş değiliz. Yani Habib Hocam değindi işte Türkiye'de hala Avrupa'nın özellikle ilerisinde kolya, kalp hastalığı ve kalp krizleri daha belki ön sıralardayız. Bunun da yatan en büyük sebeplerden bir tanesi maalesef sigara içimi. Yani çok aslında farkındalık oluşturuluyor. İşte televizyonda, reklamlarda falan hani görüyoruz. Hani biz de çok konuşuyoruz sigaranın zararlarını. Ben her doğru gördüğümde her hastaya belki konuşuyoruz. De kesinlikle söylüyorsunuz. Hastalarımıza muhakkak söylüyoruz tabii ki. Yani sigaranın ne kadar zararlı olduğunu. Ama işte ciddi bir bağımlılık, insanlar yine de bırakmakta zorlanıyorlar maalesef. Peki hocam, yine bypass dışında gerçekleştirdiğiniz başarılı ameliyatlardan biri de kapakçık ameliyat hocam. Biraz bundan bize bahseder misiniz? Evet, kapakçık ameliyatı da yani ikinci sıklıkta yaptığımız ameliyatlar kapakçık ameliyatı. Kapakçık deyince tabii çok geniş bir profil aslında. Evet. Yani da çocuk çağında olan kapakçık hastalıklarının tutunda işte ileri yaşlarda olan kapak hastalıkları ya da şimdiki artık Türkiye'mizde azaldı belki ama bu romatizmal kapak hastalıkları azalmasına rağmen hala yine görüyoruz. Çok farklı sebepler var dediğim gibi. Dejeneratif dediğimiz işte yaşla bağlı gelişen kapak hastalıkları var. İşte iskemik kapak hastalıkları dediğimiz işte kalp krizlerine ya da damar tıkanıklığına bağlı, kalpteki damar tıkanıklığına bağlı gelişen kapak fonksiyon bozuklukları var ki özellikle bu son yıllarda artık romatizmal kapak hastalıkları daha böyle geri plana düşmeye başladı. Bu iskemik kapak hastalığı ya da dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz hastalıklar daha ön plana çıkmaya başladı. Yani bunlar böyle gruplara ayırdığım zaman mesela aort kapak hastalıkları özellikle yaşlı grupta maalesef çok daha yaygın hale gelişti. Neredeyse böyle 60 yaşın üzerinde, 65 yaşın üzerinde %7'lere 10'lara varan oranlarda bu dejeneratif aort kapak hastalıkları, aort darlığı dediğimiz kapak hastalıkları çok yaygınlaşmaya başladı. Biliyorsunuz yaşlı nüfusumuz da gittikçe artmaya başladı. Bu biraz da onunla da ilişkili. Yaşlı nüfusu arttıkça böyle dejeneratif dediğimiz böyle kireçlemeyle gelen kapaklarda kireçlemeyle gelen kapak hastalıkları daha da yaygınlaşmaya başladı. Ve bu aort darlığı dediğimiz kapak hastalığı hakikaten ciddi bir hastalık. Yani hasta 90 yaşında da olsa biz buna genelde müdahale etme taraftarıyız. Son yıllarda TAVI dediğimiz bir yöntem geliştirdi. Hani anjiyo gibi girerek kasıktan kapak değiştirme yöntemi. Mesela bunun üzerinde çok duruluyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu yaşa bağlı oluşan bu aort darlığını işte gidermek için bu yeni yöntemler üzerinde çok uğraşılıyor. Bu teknoloji bayağı geliştirildi. Onun dışında biz bu kapak ameliyatlarında hala çok başarılı bir şekilde yani 80 yaşında da olsa 90 yaşında da olsa hala yapabiliyoruz. Çok ancak ağır böyle ameliyat olamayacak derecede olanları bu anjiyografi yöntemiyle, TAVI yöntemiyle yapılabiliyor. Onun dışında mitral kapak hastalıkları diyebiliriz. Bu kalbin sol tarafındaki hastalıklar, işte aort kapak hastalığı ve mitral kapak hastalığı en çok gördüğümüz hastalık grubu.
Mitral kapak hastalığı da artık romatizmal kapak hastalığı dediğim gibi azaldı. Romatizmal kapak hastalıklarında genelde kapak tamirinden ziyade değişmeyi, kapak değişimini yapıyoruz. Onun yerine işte mekanik kapak ya da biyolojik kapak dediğimiz kapakları genelde uyguluyoruz. Ama bu ikinci mitral kapak hastalığı dediğimiz yani daha çok dejeneratif ve iskemik dediğimiz yani damar tıkanıklığına bağlı, kalp krizlerine bağlı gelişen mitral kapak hastalıkları, özellikle mitral yetmez dediğimiz mitral kapaktaki kaçağa bağlı gelişen hastalıkları da artık yani %90'ın üzerinde tahmin ediyoruz. Yani bu tamir teknolojisinde tecrübemiz de çok arttı. Bundan mesela ilk başladığım yıllar ben kalp cerrahisine bu kadar çok tamir yöntemleri iyi değildi, başarılı değildi ve az yapılıyordu. Şimdi artık çok sık oranda bu tamir olaylarını yapıyoruz. Tamiri yaparken işte kardiyolog arkadaşlarla destek alıyoruz. Transfer sevekül eko dediğimiz ameliyat sırasında kapan başarısını da orada izliyoruz ve ameliyat sonrasında değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çok yüksek oranda başarıyla da yapılıyor kapak ameliyatları. Son yıllarda biliyorsunuz koltuk altı dediğimiz meme altı işlemlerde kapak hastalıklarında çok yapılıyor. Ve çok neredeyse hemen hemen çoğu yerde koltuk altı ameliyatları şeklinde yapılmaya başlandı. Özellikle mitral kapak ameliyatları. Hem değişim olsun isterse tamir olsun koltuk altına yapılabiliyor. Son yıllarda artık bu bir eğilim kazandı. Koroner bypass ameliyatlarında artık meme altı ya da koltuk altı halka arası da biliniyor ya da kapağı ameliyat olarak da biliniyor. Oradan da meme altında böyle 3-4 santimlik bir kesiyle oradan meme damarını işte çıkartıp işte oradan hem kalbi durdurarak ya da kalbi durdurmayarak yani kalp akciğer makinesine bağlayarak ya da bağlamadan bu ameliyatlar artık biraz yapılmaya başlandı. İnsanlar biraz işte korkuyorlar. Bu göğüs tahtası işte kırılıyor, kesiliyor. İşte çok tedirgin oluyorlar. Ve bundan dolayı da bu eğilim artmaya başladı. Talep çok artmaya başladı. Biz de artık bu tür ameliyatları yapmaya başladık. Yani aslında biz bunları çok önceden yapıyorduk. 95'li, 90'lı yıllarda koşu yolundayken bu tür ameliyatları çok yapıyorduk. Bir ara bir ara verildi ama şimdi tekrar bunların yapılması hızlandı. Bayağı bir ilerlemeler var bu konuda. Ne denir ki hocam, iyi ki varsınız gerçekten. Hem Habib hocam hem siz bu konuda gerçekten eminim ki birçok hastanın kalbine dokundunuz. Evet. Toplumda da öneminiz ve yeriniz çok büyük. Hastanemizde de yine aynı şekilde bu alanda yaptığınız işlemler, olağanüstü başarılar gerçekten iyi ki varsınız demekten başka bir şey diyemiyor insan. Evet hocam, şimdi son olarak size hem bir başhekim olarak hem bir kalp damar cerrahı olarak pandemide ihmal edilen kalp hastalıkları için izleyenlerimize mesajınız ne olur? Tabii ki kalbimizi ihmal etmeyeceğiz. Biliyorsunuz bu ilk pandemi atağı olduğu zaman kapandık, tamamen kapandık. İşte bütün ameliyatlar durdu. Evet. Ne anjiyo yapıldı ne ameliyat yapıldı ve o dönem biliyoruz ki çok ani ölümler oldu. Evet hocam. Maalesef Covid'den korunurken kalpten kaybettiğimiz kişiler oldu. Ama artık bir tecrübeden dolayı artık biz kapanmadık bu ikinci ve üçüncü atak şeylerde, pandemi süreçlerinde. Ama ciddi önlemlerimizi aldık. Tabii tecrübe de gelişti. Evet. İşte PCR'lar böyle çok hızlı bir bakılır oldu. Önlemler daha iyi bakılır oldu. Ve biz bu kalp ameliyatlarını ya da koroner anjiyografileri devam ettik. Şu anda da çok başarılı bir şekilde yapıyoruz onları. Bir engel yok. Onun için çok çekinmeye gerek yok. Hastanelere gitmekten korkmamak lazım. Ve burada da en önemli belki söyleyeceğim şey, işte aşı geliyor. Yeni bir aşı şeyi var. Evet. Ve aşıyı muhakkak yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Hala bir aşı karşıtlığı var maalesef. Ülkemizde ve dünyada. Aşıdan lütfen çekinmeyelim. Özellikle bu şimdi BioNTech aşısı geliyor. Evet. Türkiye'de bunun altyapısı zaten vardı. Artık özel hastaneler de verilmeye başlanacak. Ve çok daha yaygın bir şekilde yapılacak. Eğer bunu bütün Türkiye en azından %70-80'ini böyle aşılayabilirsek bu problemi tamamen çözeriz ve artık 4. 5. atakları da engelleriz diye düşünüyorum. Onun için lütfen aşı konusunda
halkımızın duyarlı olmasını, aşısı randevusu gelenlerin muhakkak aşıları yaptırmasını rica ediyorum. Evet, size de çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, tabii ki izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Katılımları, izlemeleri, beğenileri ve yorumları için buradan onlara da selamımız olsun. Evet, gerek pandemide gerek her daim ne diyoruz? Kalp sağlığınızı ihmal etmeyin diyoruz. Evet, her iki değerli hocamı da dinlediniz ve her iki hocamdan da randevu alabilir, muayene olabilirsiniz. 0212 665 50 50 numaralı çağrı merkezimizden randevu alabilirsiniz diyelim ve kısıtlamalara denk gelirse diye düşünenler olabilir. Kalp beklemez, bekletilmez, evet ihmale de gelmez. Özellikle bu gibi günlerde randevu bilgilerinizi sizlerle SMS yoluyla paylaşıyoruz ve kolaylıkla da hastanemize ulaşım sağlayabiliyorlar hocam. Attığımız SMS'lerle, mesajlarla. Evet. Tüm izleyenlerimize tekrardan buradan sevgi dolu selamlarımızı ileterek yayınımıza olan tüm katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarıma iyi ki varsınız diyoruz. Kalp sağlığı ile ilgili birçok dijital panelde sizlerle buluştuk ve bunu yapmaktan da asla geri çekilmiyoruz. Çünkü hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Kalbinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın. Şifa Kapısı programımızda az önce izlediğiniz üzere kalp panelimizi sizlerle paylaştık. Avrasya Hastanemizde Şifa Kapısı programımızda kıymetli hocalarımızın vermiş olduğu bilgilerle yine bilgilendik. Peki kısa bir röportaj yapacak olursak Habib Çil hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinleyelim. Evet, bugün kalp panelimizle birlikteydik hocam. Evet, bugün hastalarımızı bilgilendirme bağlamında kalp damar hastalıkları, sebepleri, tedavi yöntemleri ve hastalık sonrası takiplerde nelere dikkat edilmedi onları konuştuk. Oldukça verimli geçtiğini umuyorum ve diliyorum. Ali Rıza hocamla birlikte tedavinin iki ayağı var. Bir cerrahi ayağı, bir girişimsel ayağı. Her iki tedavi metodunu temsilen detaylarıyla anlattık. Elbette burada anlattıklarımız birçok şey hastalarımızın belki de birçok yerde duyduğu şeyler ama işin detayından ziyade felsefesini oturtmak önemli diye düşünüyorum ben. Bizim sürekli vurguladığımız şey aslında biraz tarzımızı değiştirmek. Tarzdan kastım elbette giyim tarzı değil, yaşam tarzımızı değiştirmek. Pandemide yaşam tarzımızı değiştirdi. Pandemi yaşam tarzımızı genellikle olumsuz değiştirdi ne yazık ki. Bizim kastettiğimiz tabii daha çok hareketin, daha çok açık havanın, daha çok sağlıklı gıdanın olduğu, mümkün mertebe sağlıklı beslenmenin olduğu bir tarz. Belki dedelerimizin tarzı diyelim. Evet. Batı ülkeleri aslında bizim geçmişimiz gibi yaşamaya başladı. Fakat biz daha henüz o kadar geçmişimize dönemedik. Hala şehir yaşamının bize dayattığı bir takım şeylere devam ediyoruz. Ben tedaviler, bypasslar, efendim stentler, piller vesaireler bir şekilde gerektiği takdirde olur. Ama önemli olan bu tür şeylerle daha az karşılaşmak, daha az bunlara maruz kalmak. Dolayısıyla panelde de ifade ettiğim gibi yaptığımız şeyleri ileriye yönelik bir emeklilik fonu yatırımı gibi düşünmek lazım. Yaptığımız egzersiz, bıraktığımız sigara, terk ettiğimiz bir takım zararlı gıdalar bizim belki 10 sene, 15 sene sonraki maruz kalacağımız girişimleri, ameliyatları vesaireleri azaltmak için aslında yine kontrol altına aldığımız bir tansiyon, şeker hastalığını önlemeye yönelik attığımız her adım. Bunlar geleceğe yönelik yatırımlar. Ne yazık ki hastalık geldikten sonra onu kökten ortadan kaldırmak hiçbir şekilde mümkün değil. Tamamen o hastalığı bitirmek mümkün değil. 10 sene yüksek tansiyon hastası olarak yaşamışsanız ondan sonra hastalıktan tamamen kurtulmanız ne yazık ki imkansız hale geliyor. Siz ilaçlarla ne yazık ki ömrünüzü geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama tansiyon hastalığının başlangıç aşamalarında ya da daha da öncesinde bir takım alışkanlıkları yerleştirirseniz tansiyon hastası olmanız engellenebiliyor, şeker hastası olmanız engellenebiliyor. Kalp hastalığınızın
olması engellenebiliyor. Dolayısıyla orta ve ileri yaşlarınız çok daha huzurlu, çok daha rahat, hastanelerden uzak bir yaşam sürme şansına sahip oluyorsunuz. Kısacası diyorsunuz ki yaşam tarzınızı değiştirin. Evet. Yaşam geçmişe dön. Evet, aynen. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Ceren hocamın paneldeki vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısaca mesaj alacak olursak hocam neler söyleyecekler? Teşekkür ederim. Habib hocam aslında bayağı değindi hayat tarzı değişiklikleri. Yani ben onun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten bazı şeyleri, mesela tansiyon ilacıydı, şeker ilacıydı, hastalarımız geliyor, sürüsüne ilaç kullanıyor. Aslında hiçbirisine gerek yok. Eğer daha önceden yaşam tarzı değişikliklerine başlansam güzel, özellikle böyle genç yaşlarda başlamak gerekiyor buna. Ama hiçbir zaman hiçbir şey kaybedilmiş değildir. Her yaşta her zaman bunlara başlanabilir ve başlandığı zaman da bu gereksiz ilaç kullanımları ve gereksiz olmayacak hastalıkları da önleyebiliriz. Biliyorsunuz kalp krizlerinin en yükseklerini işte şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, sigara içmek, bunların hepsi bizim elimizde olan şeyler. Biz bunlara dikkat edersek kalp sağlığı yönünden çok ciddi önlemler almış oluruz. Onun dışında pandemiyle ilgili olarak hakikaten olumsuz etkiledi. Çoğu hastamız görüyorum, kilo aldı, işte tansiyonu çıkmaya başladı, şekeri yükselmeye başladı. Bunları çok maalesef yaygın görüyorum. Umarım bu pandemi çok kısa sürede atlatırız. Atlatmamızın da en önemli yolu biliyorsunuz aşı. Aşıdan başka bir çaremiz yok. Onun için aşı konusunda tekrar uyarıyorum. Hala bana etrafımda insanlar, akrabalar, çevredeki insanlar soruyorlar. İşte aşı yaptıralım mı, yaptırmaya korkuyorum. İşte şöyle zararlı etkiler varmış, böyle zararlı etkiler varmış. Kesinlikle bu sosyal medyada çıkan şeylere kulak asmasınlar. Çünkü enteresan bir aşı karşıtı bir grup var. Ve bunlar sosyal medyada maalesef çok etkililer. Ve insanlar da haklı olarak belki bunlara inanıyorlar. Ama biz yani hekimler olarak aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu konuda da insanları tekrar uyarmaya çalışıyoruz. Aşı tek çıkış yolumuz. Lütfen aşılarını yaptırsınlar. Eğer bu aşı kampanyası mesela şimdi başlayacak, tekrar bir hızlı aşı girişimi olacak. Aşı geliyor, yapılacak ve geldiği zaman, yapıldığı zaman da göreceksiniz bu işi 2-3 ayda halledeceğiz. Yani onun için lütfen aşı konusunda tekrar ısrar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, yine bir Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Dolu dolu geçen programımızda kalp panelimizle sizlerle birlikteydik. Kalbimizi korumamız gerektiğini kıymetli hocalarımızdan bir kez daha dinledik. Ve çok önemli mesajlar aldık. Pandemide kalbimizi nasıl korumalıyız dedik ve aşının öneminden bahsedildi. Değerli kardiyoloji uzmanlarımıza çok teşekkür ederken siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ne diyoruz? Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Kanal 58 ekranlarından ayrılmayın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya
manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.